Kekler. Ana. Lahmaç. 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 Eski Türk Dizileri Finalleri serimizin ikinci videosundan selamlar. İlk videoya etkileşim güzel olunca sizleri çok bekletmeden ikinci partı hazırlayalım dedik. Yorumlarda fırçaladığınız dizileri de elimizden geldiğince eklemeye çalıştık. Hazırsak çok bekletmeden mevzuya girelim. İyi seyirler. Beş numara. Pis Yedili. İlk dizimiz reyting kurbanlarından. Ergen liseli füryasını belki de başlatmış olan bu diziyi izlememiş Türk genci yok desek yeridir. Ben Oğuzhan Arıcı'nın oğlunun en yakın arkadaşıyım! Ben bizzat oğluyum lan! Aaa! Oğuzhan Arıcı'nın oğlu burada. Kapımız olsun! Dizi 2011 ve 2014 yılları arasında yayınlanıyordu. Fakat hatırlayanlar olacaktır, dizi sık sık gününü değiştirip yeri gelince ara veriyordu. Bunun nedeni dönemin Show TV maddi sıkıntıları ve Pis Yedili'nin reyting kaybı. 101. bölümüyle final yapmasının nedeni de aslında bu reyting katliamı. YouTube'da 102. bölüm fragmanını bile bulabilmeniz mümkün, evet. Çekilen 3-4 bölüm daha var. Fakat bunlar yayınlanmadı. Dizi 101. bölümüyle sözde bir final yaparak ekranlara veda etti. Dün akşam elektrikler kesildi, ben de mum ışığında izledim televizyonu. Mağazada çalışan bir kızla nasıl kesişiyorum, nasıl kesişiyorum. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor. Ben ona bakıyorum, o bana bakıyor ya. İyi sonra? Kız vitrin mankeni çıktı. Orçasıyla, trafosuyla, salçası, karabiberiyle saçma ama güzel bir diziydi. Ha bu arada, Elçinciler tarafındaydık, ufak da bir dipnot. Ben izninizle artık toparlanacağım. Şunu bir bitireydik ya. Ama hani cezası vardı ya onun. 4 numara. Yaşı Cazibe. Bu dizi hakkında söylentileri duymayan yoktur. Ve evet, o duyduklarınız kısmen doğru. Anam anam! Gündüz gözüyle oğlan boğaz ameliyatı eğilir. Dizi 93 bölümde sonlandı. Fakat asıl sonla Kemal ve Cazibe evli, mutlu, çocuklu bir finalle veda edecekti. Bir anda son bölümle birlikte Cazibe karakteri para için erkeklerle evlenen kötü bir kadın gibi gösterildi. Seyirci şok edildi ve final yapıldı. Olay hakkında Gani Müjde'nin açıklaması şöyle. Ne kadar haklı bulursunuz bilemem. Ama Yüksel Altuğ da lafı gediğine oturtmuş. Olayın devamı da var. Hal böyle dolandırıcılığa sapınca dizi bildiğin Azerbaycan'dan linç yemiş. Bildiğiniz intikam uğruna dizinin finali hiç edilmiş. Ağır linç sonrası Gani Müjde ise bir özür mesajı yayınlamış. La eski dizilerde normal şekilde ekrana veda eden bir tane dizi yok. Yaşlı günde yar yaşlıdır. Yaman günde ara ki tapasa. 3 numara. Arka sıradakiler. İzleyicilerin aklına en çok karıştıran dizilerden biri bu olmuştu. Bildiğiniz yerli Lost çekilmeye çalışılmış da olamamış gibi bir şey. Sahnelerden kesit alamıyoruz çünkü dizinin 160. bölümünden sonrasını internette bulmak, samanlıkta iğne aramak gibi bir şey. Bir de telif mevzusu var tabi. Dizinin finalinde Ahmet Umut'u kaçırır ve elinde silahla Umut'u öldürmekle tehdit eder. Oktay ve Gamze ise Umut'u kurtarmak için Ahmet'in üzerine doğru koşar ve silah sesi duyulur. Dizinin son sahnesinde ise Oktay hastane odasında gözünü açar ve yanındaki çocuk odadan çıkarak Ahmet'e baba diye seslenerek koşar. Doktor Ahmet Oktay'ın odasına giderek sağlık durumuna bakar. Oktay gözünü açtıktan sonra nerede olduğunu sorar ve Gamze'nin adını sayıklar. Hemşire ise Oktay'ın uzun süre sonra komadan uyandığını söyler. Oktay Gamze'nin nerede olduğunu sorar ve ardından doktor ile hemşire birbirlerine bakarlar. Dizi de sona erer. Birini sevmekle başlayacaktı her şey. Hayallerimiz vardı. Diziye böyle bir final yazılmasının nedeni ise gelecek imkanı. Yani hikaye bitmedi. Her an bir gün yeniden başlayabilir misali. Bu dediğimiz final ise 193. bölüm oluyor. Öp beni. 2 numara. Çocuklar duymasın. Evet, sıvanmaktan korktuğum yerdeyim. Tam 464 bölüm süren dizinin final fetişi tablosunu sizlere şöyle göstereyim efendim. Zira sıkıldıkça final gelmiş diziye. Hayır, hangi finalden bahsedelim onu da bilemedim. Birini anlatsam yorumlarda diğerini niye anlatmadın diye linçleneceğim, biliyorum. Bak 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 bak. Havuca bak, hayalet havuç ha? Baba 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 baba. Sen bunu giydin ve işe gittin, ben de ortalarda ben erkeğim diye dolaştım öyle mi? Baba 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 baba. Ama Türk dizilerinin geldiği noktada özettir bu dizi. Çünkü yıllarla beraber bizi eğlendiren o çocuklar duymasın, o Light Selami, o Fısfıs İsmail, o baba 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 babalar, Haluk Mutfaklar yerini entrikaya bırakmış, Meltem'le Haluk boşanmış, çocuklar evlenip gitmiş, Selami deseniz Özgür Ozan arka sokakları seçerek yıllar önce diziyi boşanmayla bırakmış, Haluk'a takıntılı Tutku diye bir manyak kadın gelmiş ve Haluk'u da baya baya almış götürmüş, böylesine entrikayla dolu bir final işte. Light erkeksin oğlum sen, light. Kepekli erkeksin sen. Çavdar erkeğisin. Çaylar! Atlar! Yaktınız beni ulan!
Baba! Finalde Meltem'in ağzından ben Haluk'u sevmiyorum lafı bile duyduk chatte, ne diyelim. Çocuklara düşenen kalmadı yani dostlar. Çocuklar Tanrı'ya emanet. Haluk! Mutfak! Ve bir numara. Avrupa yakası. Türk dizi sektöründe komedinin babası, kralı, sefiri bizler için Avrupa yakasıdır dostlar. Tam 190 bölüm sürmüş bu şaheserin her oyuncusu şu an almış götürmüştür. Dizinin finaline konuk alınan isimlere bak anasını satayım. Tamer Karadağlı, Emel Sayın, Melis Birkan, Cem Yılmaz. Öyle bir diziydi anlayacağınız. Efendim, aynalar güzel göstermez, göz güzel görür. Ay amca bir sus be! Bu kadar reyting ve kitle almış dizi niye final yaptı derseniz, olayı Gülse Birsel'in sözlerinden verelim. Candaş Tolga Işık'ın programında Gülse Birsel, durumu yazabilecek bir hikaye kalmadı olarak açıklıyor. Çok ısrarlar, teklifler gelse de tadını bırakmayı tercih eden Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizi, o dönemler zirvede olmasına rağmen bu hamleyle sonlanmıştı. Avrupa yakası niye bitti? Yani siz tamam mı bitirdik? Engin artık çok yorulmuştu, ben çok yorulmuştum. Kana ve hala birinci oluyorduk. İyi mi oldu yoksa kötü mü oldu bilemeyiz. Fakat şu anda ülkeye bir Avrupa yakası lazım, ona eminiz. Evet, serinin ikinci videosundan şimdilik bu kadar. Videoyu beğendiyseniz abone olarak destek olabilir, like atarak algoritmaya katkı sağlayabilirsiniz. Seri devam edecek ve aklınızdan geçen o diziler de gelecek, merak etmeyin. Destekleriniz için teşekkürler. Üçüncü videoda görüşene dek, hoşça kalın. Baba 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 baba.